Hayırlı olsun. İleri! Bak! Sağa! Sola! Dur! Mücadele verin! Vur! Yerlerinize! Vur! Kıymetli basın mensupları, değerli arkadaşlar, kıymetli Söğütlü kardeşlerim ve Söğüt sevdalısı, Ertuğrul Gazi ve Ceddi'nin sevdalısı olarak bugün buraya gelmiş olan siz değerli vatandaşlarım, kardeşlerim, öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tabii Ertuğrul Gazi, Yörük Türkmen şenlikleri ve anma programının aslında bu sene 739.sü kutlanacaktı. Ama maalesef bu salgından dolayı, pandemiden dolayı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi büyük şölenler, büyük kutlamalar yapılamadı. İşte çadırlar şu anda boş. Anadolu'nun her tarafından, hatta Türk dünyasının her tarafından buraya Eylül'ün ikinci haftası, pazarı, bütün Yörük Türkmen obaları gelirler, çadırlarını burada kurarlar ve 3 gün boyunca hem kültürlerini yaşatırlar, hem birbirleriyle hasbihal ederlerdi. Ama maalesef bu salgından dolayı bu sene bu gerçekleşemedi. Ben onun için buraya gelememiş olsa da yüreği Söğüt'le atan, Ertuğrul Gazi'yle atan bütün Yörük Türkmen kardeşlerimizi buradan sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. İnşallah önümüzdeki yıl bu virüsten, bu salgından kurtulmuş oluruz. Yine burada hep birlikte
büyük bir coşkuyla, büyük bir sevinçle, büyük bir gururla Ertuğrul Gazi'yi anma ve Söğüt şenliklerinin 740.sını birlikte kutlarız. Bütün dileğimiz ve ümidimiz budur. Tabii burası sadece şenliklerin, şölenlerin yapıldığı değil. Bu anma programlarının en büyük ifadesi ve anlamı şudur ki bu topraklarda dünyanın, dünya tarihinin gördüğü bu zamana kadar belki de bundan sonra da görmeyeceği en büyük ve en adil, en güçlü devlet kuruldu. O devletin adı da Devleti Osmanlı Ali'ydi. İşte o devletin temellerini burada Ertuğrul Gazi attı. Ve Söğüt'ten o devlet bir çınar gibi üç kıtaya hükmedecek bir noktaya geldi. Önce İznik, daha sonra Bursa, daha sonra Edirne ve en son İstanbul payitaht oldu. Ve oradan bütün dünya asırlarca, 6 asır gibi bir süre zarfında adeta yönetildi. Tabii Osmanlı gittiği hiçbir yere zulüm götürmedi, kan götürmedi, gözyaşı götürmedi. Tam tersine adalet götürdü, huzur götürdü, barış götürdü, hoşgörüsünü götürdü, merhametini götürdü. Ve bütün o topraklarda da işte Osmanlı bu anlayışıyla birlikte asırlarca hükmetme, hakim olma ve oraları yönetme imkanı buldu. Bugün hala geriye dönüp baktığımızda Balkanlardan ta Avrupa'nın içlerine kadar, Belgrad'a kadar, efendim işte Viyana'ya kadar, öbür taraftan Kafkaslara kadar, öbür taraftan ta Filistin'e, Gazze'ye, Yemen'e kadar, diğer taraftan Hindistan'a kadar, Pakistan'a kadar, bu taraftan Afrika'nın kuzeyindeki tüm ülkeleri buna sayabiliriz. Bütün buralara baktığımızda hala Osmanlı'nın konuşuluyor olması ve Osmanlı ile birlikte Türk'ün isminin konuşuluyor olması, hala orada Türk varlığının devam ettiriliyor olması işte Osmanlı'nın bu adalet, merhamet, hoşgörü ve gittiği bütün topraklara barış, huzur götürmesinden kaynaklanıyordu. Bugün dünya onu arıyor. Bugün Osmanlı'nın makamında ya da tahtında ya da pozisyonunda olan devletlere baktığımız zaman, bugünün süper gücü olan devletlere baktığımız zaman, halbuki bugün onların girdiği yerlerde kan var, gözyaşı var, zulüm var ve sömürü var. Osmanlı'nın zaten diğerlerinden, belki de diğer imparatorluklardan ayıran en büyük özellik de Osmanlı'nın sömürgeci bir devlet hiçbir zaman olmamasıydı. Şayet sömürgeci bir devlet olsaydı diğerleri gibi bugün çok daha farklı bir Anadolu ve Türkiye coğrafyası biz görebilirdik. Ama Osmanlı hiçbir zaman gittiği yerlerdeki zenginlikleri alıp kendisine kullanmadı. Tam tersine oranın halkına bunu verdi. Ben dolayısıyla da bugün burada sizlerle birlikte olmaktan, dar kapsamda da olsa arkadaşlarımızla birlikte burada bulunmuş olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu, Ertuğrul Gazi dedemizin huzurunda onu anmanın büyük bir hazzını yaşadığımızı ve onun sevdalılarıyla siz değerli arkadaşlarımızla burada bulunmaktan büyük bir onur duyduğumu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Bir kere daha Ertuğrul Gazi dedemizi, onun ceddinden gelen Osman Gazi başta olmak üzere Fatih Sultan Mehmet hanları, Kanuni Sultan Süleymanları, Abdülhamit hanları, yani hepsini bir kere daha rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Bugünün Türkiye'si de onların bize bıraktığı mirasa sımsıkı sarılıp hem bu coğrafyada kıyamete kadar var olmanın mücadelesini verirken diğer taraftan Doğu Akdeniz'den Ege'ye, Kafkaslardan efendim işte sınırlarımızın ötesindeki Suriye, Irak işlerine kadar
bütün bu bölgelerde hem kendi hak ve menfaatlerimizi koruma, öbür taraftan da soydaş ve dindaş kardeşlerimizin hak ve menfaatlerini koruma noktasında bir mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi de nasıl Söğüt'te birlik ruhuyla Osmanlı doğmuşsa, inşallah bugün de biz o ruhu yeniden canlandırarak, yaşatarak güçlü Türkiye'yi ve hem kendi hak ve menfaatlerini sonuna kadar koruyan, hem coğrafyasındaki soydaş ve dindaş kardeşlerin hak ve menfaatlerini sonuna kadar koruyan, Doğu Türkistan'ın bağımsızlığını sağlayacak, öbür taraftan Kırım'ın kurtuluşunu sağlayacak, diğer taraftan Suriye, Irak başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki zulümleri, kan ve gözyaşını, sömürüyü sona erdirecek, Afrika'daki yine aynı şekilde zulmü sona erdirecek ve dolayısıyla da tüm milletimizin hak ve menfaatlerini koruyacak güçlü bir Türkiye'yi inşallah yine birlikte inşa edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum. Siz Ertuğrul Gazi ve Söğüt sevdalısı kardeşlerimi bir kere daha sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Sağ olun. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun.